Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. 100 gram tavuk var. 1 tutam maydanoz, 1 diş sarımsak, 100 gram civarında soyulmuş soğan, 60 gram civarında bir tane kapya biberimiz var. Benim önerim bu yemeği tavuk göğsünden yapmanız. Arkadaşlar tavuklarımızı, soğanlarımızı şöyle bir harmanlıyoruz. İster zırhtan çekebilirsiniz, isterseniz evdeki robotla bu işi halledebilirsiniz. Tablet yemeği bile yapsanız bu sistemle ortalama 100 porsiyon yemek çıkartabilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi iki parça halinde çekeceğiz. Malzemeyi çekmeye başlıyoruz. Malzememizi çektik. Kalan parçayı da çektik. Hemen onu da birleştiriyoruz. Köftemizin baharatlarını atalım. Önce tuzdan başlayalım. 2,5 çay kaşığı tuz atıyoruz. Yeteri kadar tuz kullanın. Kırmızı toz biber atıyoruz. Biraz renk vermesi için 2 çay kaşığı. Acı seviyorsanız pul biber abartabilirsiniz. 2 çay kaşığı da pul biber. 1 çay kaşığı karabiber. Kimyonu tercihen kullanın. Sadece söyleyeceğim o olabilir. Yarım çay kaşığı kimyon atıyorum. Bu yemeğimiz galetonunu götürür. Çoğaltmak isterseniz galetonun miktarını biraz çoğaltabilirsiniz. 3 yemek kaşığı galetonu katıyorum. 1 tane yumurta beyazı kullanacağız. Sarısı daha sonra bize bu yemekte lazım olacak. Sarısı çok önemli. Bunda tutsun diye, yapışsın diye kaşar vesaire onları kullanmamıza gerek yok. İçindeki galetonu ne yapar? İçindeki suyunu çeker. Yarım saat dinlendirdiğin zaman taş gibi olur. Köftemizi yoğurduk, şöyle bir gösterelim. Dolapta bunu yarım saat dinlendireceğiz. Köftelerimiz dolapta kendini çekerken patateslerini ayarlayalım. Patatesi de kişi başına büyük boy bir tane olarak hesaplayalım. Şimdi bunu ocağa vuracağız. Patatesin altını yaktık. Kapağını şöyle hafiften bir örük bırakıyoruz. Kaynayınca altını kısacağız. Yavaş yavaş pişmesini bekliyoruz. Köftemizi dolapta yarım saat dinlendirdik. Şöyle bir tahtamızın üstünü bir ıslayalım. Bunu çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Zaten daha önce yoğurduğumuzdan dolayı. Bunda yumurta sarısını ayırmıştık. Yumurta sarısını her tarafına değdireceğiz. Hemen şöyle borcam bir yanına yanaştıralım. Dibine çok az bir yağ dökelim. Yarım yemek kaşığı kadar. Elimize de sürelim. Tavuk rostomuz hazır. Fırına geçiyoruz. İçi soğuk, gördüğünüz gibi sıcak olmayacak. Yavaş yavaş fırınımız ısınırken de yüzü kabuk bağlayacak. Daha güzel pişecek. 180 derecede 45 dakika pişmesini bekleyeceğiz. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Tam 45 dakika oldu. Şöyle bir gösterelim. Lastik top gibi oldu.
Bunu bir ortalama 5 dakika dinlendireceğiz. Dinlendirirken de sosunu yapacağız. Dinlendirmeden önce size şundan bahsedeyim. Şu kenarındaki yanıklar, şöyle şurayı da göstereyim. Bu köftenin pişmiş olduğunu gösterir. Çiğ değildir. Şöyle hafiften bir spatulayla köftemizi yerinden oynatacağız. Artık bu köfteye bir şey olmaz. Lastik top gibi oldu. Şöyle bir de öbür tarafını göstereyim. Bunlar garantili tarif. Patates püremizi bir kontrol edelim. Patateslerimiz olmuş mu? Çatalı dokunduğumuzda dağılacak. Altını kapatıyoruz. Suyunu süzdüreceğiz. Bu aşamada içine hiçbir şey katmayacağız. Sadece patatesleri elinizde ezecek varsa ezecek de yoksa yemek kaşığı çatalla patatesleri bir ezeceğiz. Arkadaşlar patatesimizi iyice ezdik, karıştırdık. Tuzunu ilave ediyoruz. Kontrollü bir şekilde. Tuzu inkar eder. Elinizde sıvı yağ, katı yağ, tereyağı hangisi varsa ondan kullanın. Ortalama 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim ben. Pürenin doğal yapısını bozmamak için içine herhangi bir şey katmayacağız. Şimdi sıra geldi sütünü vermeye. Sütü de kontrollü bir şekilde vereceğiz. İstediğimiz akıcı kıvama gelince süt vermeyi durduracağız. Bir su bardağı sütün tamamını boşalttım. Yavaş yavaş sütü de yedireceğiz. Bunun kaynamasını beklerseniz kaynadığını çok göremezsiniz. Patates yoğun olduğundan dolayı yüzünü atmaz. Ortalama 2-3 dakika sütle beraber karıştırdığımız gibi altını kapatacağız. Diğer işleme geçeceğiz. Yemeğimiz bizi bekliyor. Yemeğe sos yapacağız. Sosu basit indireceğim. Bu sos domates, biber, soğanla da yapılır. Pratik olarak bu şekilde de yapılır. Yağımızı döktük. Sarımsakları ilave ediyoruz. Sarımsakları şöyle bir yakacağız önce. Sarımsaklar yandı. Bundan normal sarımsak kokusu kalmadı. Daha değişik bir lezzet, daha değişik bir aroma oldu. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Domates salçamızı da iyice bir yakacağız. Çiğ kokusu kalmayacak. Tam istediğimiz lezzeti bulacağız. Salçamızı da iyice yaktık. İçine 2 su bardağı su ilave edeceğiz. Çok fazla ilave etmeyeceğiz. Suyu ilave ettikten sonra tuzunu atacağız. Yeteri kadar. Az bir de karabiber. Başka baharat kullanmayacağız. Zaten yemeğimiz yeteri kadar baharatlı. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz orada kaynarken köftemiz de soğudu. Şöyle bir kenara alalım. Köftemizi porsiyonlama işlemine başlayalım. Köftemizi ayrı borcamın içine yerleştireceğiz. Bunu istediğiniz zaman servis yapabilirsiniz. Hemen yemeğimizin patates püresini şöyle bir tabağımıza alalım. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Rahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.